Samanyolu Avrupa Haber Frankfurt stüdyolarından mutlu akşamlar sevgili seyirciler. Avrupa gündemindeki önemli gelişmelerle karşınızdayız. Almanya Başbakanı Angela Merkel, Almanya'da iyi yaşam üzerine vatandaşlar diyalog projesi kapsamında bu hafta Rostock'taki Paul Friedrich Schell okulu öğrencileriyle bir araya geldi. Buluşmaya Rehm isimli Filistinli kız ile Merkel arasındaki konuşma damgasını vurdu. Almanya Başbakanı Merkel ağlayan Filistinli kızın derdine derman olamadı. Ya? 4 yıldır yaşadığı Almanya'dan ailesinin mülteci başvurusu reddedildiği için gönderilecek olan Filistinli kız Rehm, bir Alman kanalının canlı yayında Almanya Başbakanı Angela Merkel ile yaşadığı ilginç diyalog Almanya gündemine oturdu. Weil ich habe ja auch Ziele so wie jeder andere, klar, genau. Klar. Also ich möchte studieren wirklich wie, es ist wirklich ein Wunsch und ein Ziel, das ich gerne schaffen möchte. Und ja genau, also es ist wirklich sehr unangenehm zuzusehen, wie andere wirklich das Leben genießen können und man es selber halt nicht mitgenießen kann. Mhm. Durumunu anladığını ama herkesi Almanya'ya alamayacaklarını söyleyen Merkel, bunun altından biz Almanya olarak kalkamayız dedi. So wenn du jetzt vor mir stehst und dann bist du ja ein unheimlich sympathischer Mensch, aber du weißt auch, in den palästinensischen Flüchtlingslagern im Libanon gibt es noch Tausende und Tausende. Und wenn wir jetzt sagen, ihr könnt alle kommen und ihr könnt alle aus Afrika kommen und ihr könnt alle kommen, das können wir nicht, auch nicht schaffen. Und da sind wir jetzt in diesem Zwiespalt und die einzige Antwort, die wir sagen, ist bloß nicht so lange, dass es so lange dauert, bis die Sachen entschieden sind. Aber es werden manche auch wieder zurückgehen müssen. Bu söz üzerine ağlamaya başlayan Filistinli kızı teselli etmeye çalışan Merkel ise Filistinli mülteci kıza durumunu biliyorum. Seni bir sefer okşamak istiyorum dedi. Oh, komm. Du hast das doch prima gemacht. Ich glaube nicht, Frau Bundeskanzlerin, dass es da ums Prima-Machen geht, sondern dass es natürlich eine sehr belastende Situation ist. Das weiß ich, dass es eine belastende Situation ist. Und deshalb möchte ich Sie trotzdem einmal streicheln, weil wir ja euch nicht in solche Situationen bringen wollen und weil du es ja auch schwer hast und weil du ganz toll aber dargestellt hast für viele, viele andere, in welche Situation man kommen kann. Ja? Almanya'nın Bavyera eyaletindeki Rahershofen'de dün gece mültecilerin kalması için hazırlanan yurt binası kundaklandı. Saksonya eyaletindeki bir mülteci yurduna ise iki gece ard arda ateş edilerek duvarları ve pencereleri kurşunlandı. Almanya'nın Bavyera eyaletindeki Rahershofen'de dün gece mültecilerin kalması için hazırlanan yurt binası kundaklandı. Saksonya eyaletindeki bir mülteci yurduna ise iki gece ard arda ateş edilerek duvarları ve pencereleri kurşunlandı. Ingolstadt polis sözcüsü Hans-Peter Kemmerer, binanın iki girişinde kundaklama girişiminde bulunulduğunu, olayda aşırı sağcı ideolojinin dışlanamayacağını belirtti. Kemmerer, geçmişte bölgede mültecilerin yerleştirilmesine karşı protestolar olduğunu hatırlatarak, Bavyera Kriminal Dairesi'nden uzman desteği alacakları bilgisini verdi. Almanya'nın doğusundaki Saksonya eyaletine bağlı Böhlen şehrinde ise bir mülteci yurduna ateş edilerek silahlı saldırı yapıldı. Polis sözcüsünün verdiği bilgiye göre kimliği belirsiz kişiler tarafından yapılan saldırı sonucu ölen ya da yaralanan olmadı. Geçen hafta sonu cumartesi ve pazar akşamları mülteci yurdu ard arda iki kez kurşunlandı. Saldırı sonucu mülteci yurdunun pencereleri ve ön cephe duvarları hasar gördü. Saksonya Polis Teşkilatı aşırı eylemlerle mücadele masasının olay hakkında araştırma başlattığını bildirdi. Kullanılan silah ya da silahlar hakkında araştırmanın devam ettiği gerekçe gösterilerek ayrıntılı bilgi verilmedi. Silahlı saldırıların yapıldığı gecelerde yurtta kaç mültecinin bulunduğu da kesin olarak bilinmiyor. Eski bir otelden yurda dönüştürülen binaya 180 mülteci yerleştirilmişti. Sevgili seyirciler, Başbakan Angela Merkel'in kız çocuğuyla yapmış olduğu konuşma arasında kızın ağlaması, ardından mülteci yurtlarına yapılan saldırılar. Almanya'da neler oluyor bunu konuşacağız. Zaman Almanya Haber Müdürü Seyit Aslan var karşımızda. Seyit Bey, iyi akşamlar. İyi akşamlar Serdar Bey. Evet, iki önemli gelişmeyi aktardım size bağlanmadan önce. Almanya Başbakanı Angela Merkel'in okulda yapmış olduğu bir konuşmada Filistinli genç kızın gözyaşları gündeme damgasını vurdu Almanya'da. Ardından ise mülteci yurtlarına yapılan saldırılar söz konusu. Almanya mültecilere yönelik neler yaşıyor, neler olacak Almanya'da önümüzdeki günlerde Seyit Bey?
Evet, Almanya diğer Avrupa Birliği ülkeleriyle birlikte şu an ciddi bir mülteci kriziyle karşı karşıya. Tabii Türkiye'deki mülteci sayısıyla karşılaştırıldığında oldukça az rakamlar ama her gün yüzlerce hatta binlerce mültecinin Almanya sınırlarından içeri girmesi Almanya'da çok ciddi bir sıkıntıya doğurmuş diyebiliriz. Çünkü bugüne kadar mülteci konusunda oldukça titiz davranıyorlardı. Az sayıda mültecinin Almanya'ya ulaşması için gerek Yunanistan-Türkiye sınırında gerek diğer üçüncü dünya ülkelerinde önlemler almaya çalışıyorlardı. Şu an ciddi göç dalgası Almanya'da eyaletleri çok ciddi sıkıntıya sokmuş durumda. Peki bu nasıl giderilecek? Bu konuda tabii ki bütün eyaletler kendi çapında eylem planı oluşturmaya çalışıyorlar. Peki bu nasıl giderilecek diye sorduğumuzda her eyalet şu an yeni merkezler oluşturmaya çalışıyor. Mültecilerin yerleştirileceği mekanlar oluşturulmaya çalışılıyor. Peki bu başarılabilecek mi? Bunun için bir ulusal plan, federal çapta bir plana da ihtiyaç var. Ancak her eyalette günde en az 2-3 tane mültecilerle ilgili saldırı haberleri olması, mültecilerin bugün yine Google Maps'ten mülteci kamplarının olduğu ya haritalardaki mülteci kamplarının haritalardan silinmesi talebi oldu. Çünkü aşırı sağcıların, ırkçıların haritalardan bakarak mülteci kamplarına saldırdığını ifade ediyorlar. Yani sorun gittikçe krize binecek. Tabii ki Merkel'in bir programda 4 yıldır burada olan çok iyi derecede Almanca öğrenmiş Filistinli bir kızla konuşması olayın farklı bir boyutunu ortaya çıkardı. Çünkü bilimsel araştırmalar 2 yıldan fazla bir ülkede kalan mültecilerin artık o ülkeden gitmek istemediğini ve o ülkede uzun süreli kalmak istediğini ortaya koyuyor. Bugün Türkiye'de de aynı tartışma var. Almanya mültecilerden faydalanmak istiyor. Kalitelerini bir an önce iş piyasasına sokmak istiyor. İşte sağlık düzenlemeleriyle ilgili çalışmalar yapıldı. Çiftlik kartlar oluşturuldu. Evet. Ancak şu an şunu söyleyebiliriz ki Almanya henüz tamamıyla bu işe hazır değil. Çünkü birçok eyalet belki ilk defa bu kadar sayıda mülteciyle karşı karşıya ve ne yapacaklarını henüz yeni yeni konuşmaya başladılar. Merkel konusuna tekrar dönmek istiyorum Seyit Bey. Oradaki görüntü Alman medyasında yakın gündemine geldi ve oradaki kız çocuğunun ağlaması, Merkel'in tavırları tepkiye de neden oldu. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Biraz önce açıklamanızda yer verdiniz gerçi. 2 sene kalan mültecilerin artık dönmek istemediğine yönelik ciddi bir tablo söz konusu galiba ortada. Tabii oradaki kız çocuğunun psikolojisini şöyle düşünelim. Aynı sınıftan okul arkadaşları Almanlar, kendisi bir Filistinli. Belki Lübnan'daki mülteci kamplarından buraya gelmişler. Kendisi de iyi bir hayat istediğini ifade etti. O psikolojiye baktığımızda Sayın Merkel tabii bir anne değil ama orada o çocukla bir iletişim kurmaya çalıştı. Tabii devletin bir soğuk yüzü var. Belki o an şunu söyleyebilirdi yani sana yardımcı olacağız diyebilirdi. Hayır bunu söylemedi. Ama çocuğun yanına giderek bu zor durumda ilgili işte elimizden geleni yapıyoruz ama politika böyle. Biraz da real politikayla günlük tartışmalar arasında sıkışmış durumda Almanya. Çünkü aynı mesele Yunanistan konusunda da böyle. Almanya'daki toplum yeni sorunlar istemiyor. Dışarıdan sorun transferini istemiyor. Ancak bir yandan da ülkelerin insani sorumlulukları var. Başbakan Merkel'in oradaki duruşu biraz kurallardan yana bir tavır sergiledi. Yani şunu demedi. Ya bak sen çok iyi entegre olmuşsun. Biz bu konuda elimizden geleni yapacağız demedi. Orada duygusal bir tavır vermedi. Bununla birlikte elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz ama hepinizi de alamayız gibi bir yaklaşım sergiledi. Ancak Almanya şunu düşünmek zorunda. Biliyorsunuz özellikle ailesiz gelen çocukların Almanya geneline bir an önce dağıtılması gerektiği bir karar alındı 1-2 gün önce. Almanya'da yeni mültecilerden nasıl yararlanılacağı konusu ciddi tartışılıyor. Ancak bir taraftan da yıllardır burada olan insanlar var. Bu süreçleri 5 yıl 6 yıl sürüyor ancak sonuçlanıyor. 5 yılı düşünün bir çocuk 5 yaşında bir ülkeye gelse 10 yaşına geliyor. Artık o ülkede okula gitmiş oluyor, dili öğrenmiş oluyor. Yıllardır burada olan göçmenlerle ilgili uyum tartışmaları varken yeni insanlar. Tabii dediğim gibi burada her bir örnek kendi içerisinde, her bir insan bir dünya. Burada net bir sonuca varmak mümkün değil. Ancak şu gördüğümüz mesele şu, evet bu süreçler hızlı sonuçlandırılmalı. Ancak Almanya'nın üzerinde nasıl Türkiye bugün Suriye'den ciddi sayıda, sadece Türkiye değil, Lübnan nüfusunun neredeyse 1/3 kadar mülteci aldı. Almanya'nın da 30-40 bin, 50 bin gibi rakamlar 80 milyonluk bir ülke için çok değil. Ancak bu orada yaşanan drama bir an önce birileri de çözüm bulma konusunu taşın altına elini koymalı. Şimdi mesela bugün Avusturya gibi yabancılar konusunda oldukça sert tavırlar olan bir ülkede 30 bin mülteci için bir an önce uyum çalışmaları yapacağız gibi bir açıklama okudum. Evet. Ya bu da şunu gösteriyor ki artık Avrupa ülkeleri yeni bir göç dalgasıyla karşı karşıya
Bunun için öyle günlük politika değil, esaslı uzun vadeli çözümler üretmek zorunda. Yoksa evet, yakında Almanya'da da sokaklarda dilenciler görebiliriz çok sayıda. Seyit Bey, çok teşekkür ederiz değerli yorumlarınızdan dolayı. Kolay gelsin size. Sevgili seyirciler, Fransa'da terör saldırısı hazırlığında olduğu belirtilen 4 kişi gözaltına alındı. İçişleri Bakanı Bernard Cazeneuve, ele geçirilen kişilerin askeri bölgelere saldırı hazırlıkları içerisinde olduklarını söyledi. Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande bu hafta içinde bazı terör eylemleri girişimlerinin engellenerek bertaraf edildiğini bildirdi. Meksika Cumhurbaşkanı Peña Nieto ile birlikte Marsilya'ya yaptığı ziyaret sırasında basına açıklama yapan Hollande, söz konusu terör eylemi girişimleri ile ilgili olarak 4 kişinin gözaltına alındığını belirtti. İçişleri Bakanı Bernard Cazeneuve, önlenen terör eylemi girişimlerinin ülkedeki askeri tesisleri hedef aldığını açıkladı. Fransız Bakan, saldırı girişimleriyle ilgili pazartesi sabahı gözaltına alınarak sorgulanan 4 kişinin 16 ila 23 yaşları arasında olduğunu bildirdi. Ülkenin 4 farklı bölgesinde gözaltına alınanlardan birisinin donanmada görevli eski bir asker olduğunu belirten Cazeneuve, Suriye'ye iç savaşa gidenlerle ilgili başlatılan bir soruşturmanın derinleştirilmesi sonucu söz konusu terör girişiminin engellendiğini aktardı. Paris'te 7 Ocak'ta Charlie Hebdo dergisine saldırıyla başlayan ve 3 gün üst üste düzenlenen 3 ayrı terör saldırısında 17 kişi hayatını kaybetmiş, polisin operasyonlarında saldırıları düzenleyenler öle ele geçirilmişti. Saldırıların ardından ülkedeki güvenlik önlemleri en üst düzeye çıkarılmış ve ek yasal değişiklikler gündeme gelmişti. Alman mahkemesinde ilk defa bir kişiye Suriye'de işlediği cinayet gerekçe gösterilerek hapis cezası verildi. Suriye'de savaşa katılarak Almanya'ya dönen bir kişi Münih Eyalet Yüksek Mahkemesi'nde cinayet suçundan yargılanarak 11 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Suriye'de savaşa katılarak Almanya'ya dönen Harun P. isimli bir kişi Münih Eyalet Yüksek Mahkemesi'nde cinayet suçundan yargılanarak 11 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Almanya'nın Münih kentinde yaşayan Harun P. isimli genç, Suriye'ye giderek terör kampında eğitim gördüğü ve cinayete teşebbüs ettiği gerekçesiyle Eyalet Yüksek Mahkemesi tarafından 11 yıl hapse mahkum edildi. Ayrıca yüzlerce öldürme olayına ortaklık etmek ve terör örgütüne üye olmak suçları da hapis cezasına neden olan eylemler arasında yer aldı. Böylece Alman mahkemesinde ilk defa bir kişiye Suriye'de işlediği cinayet gerekçe gösterilerek hapis cezası verildi. Mahkeme kararının bildiriminde Yargıç Manfred Dauste, 27 yaşındaki Harun P.'nin hayatının bu dönemini sona erdirmesini talep ederek Suriye'ye gitme nedeninin radikalleşmiş bir macera olduğunu söyledi. Harun P. Suriye'de bir kampta eğitim aldığını ve Halep'te bir hapishaneye yapılan operasyon sırasında havan topu ateşlediğini itiraf etti. Hapishaneye yapılan kurtarma operasyonu sırasında 4 mahkum ve 2 gardiyan öldürülmüştü. Harun P.'nin Suriye'deki diğer faaliyetleri de cinayetlere yardım etmek suçu olarak değerlendirildi. Afgan bir babanın oğlu olan Harun P. Suriye'de yaptıklarını geniş bir ifadeyle anlatmış, Suriye'den dönen Berlin ve Düsseldorf'ta yargılanan diğer bazı kişiler hakkında da ayrıntılı bilgi vermişti. Yargıç Dauste bu sebeple Harun P.'nin ağır şartlar altında birçok konunun aydınlanması için şimdiye kadar görülmemiş derecede yardımcı olduğunu, bu yüzden kendisine müebbet hapis cezası verilmediğini söyledi. Harun P. ise mahkemede yaptıklarından utandığını belirterek Selefi inancı kirli bir ideoloji olarak nitelendirdi. Selefilerin insanların beyinlerini yıkadığını dile getiren Harun P., onlar kendilerine Müslüman demeye devam ederlerse ben Müslüman olmaktan utanırım diye konuştu. Yunan parlamentosu 86 milyar euroluk kurtarma paketi karşılığında taahhüt edilen kemer sıkma önlemlerini büyük bir çoğunlukla onayladı. Gece geç saatlere kadar süren tartışmalar sonucunda yapılan oylamada eski Maliye Bakanı Varoufakis hayır oyu kullandı. Yunanistan parlamentosu ülkenin alacağı 3. kurtarma paketinin müzakerelerinin açılması için gereken kemer sıkma politikalarını onayladı. Yunanistan'ın alacağı 86 milyar euroluk mali destek programı için gereken reform yasaları 229 evet, 64 hayır oyu ve 6 çekimser oyla kabul edildi. Syriza Partisi mensubu 32 milletvekilinin yasaya karşı çıkmaları ve yine iktidar partisinden 6 milletvekilinin çekimser oy kullanması dikkat çekti.
Hükümetin başa geçmesi sonrası Avrupalı mevkidaşlarıyla müzakereleri yürüten ve daha sonra görevini Ökdet Çakalatoş'a bırakan eski Maliye Bakanı Yanis Varoufakis ise hayır oyu kullandı. Bu arada Başbakan Alexis Tsipras'ın kabine revizyonuna gidebileceği bildirildi. Medyaya yansıyan bilgilere göre en az 5 bakan ve bakan yardımcısının değiştirilmesi bekleniyor. Kabul edilen yasa paketinde KDV artışları, Yunan adalarında geçerli olan vergi teşviklerinin kaldırılması, erken emeklilik sisteminde yeni önlemler ve emeklilik yaşının 67'ye çıkarılması gibi bir dizi düzenlemeler yer alıyor. Yunanistan Başbakanı Alexis Tsipras, parlamentoda yaptığı konuşmada, euro bölgesinde kalmaları için reform paketini kabul etmekten başka bir seçenekleri olmadığını söyledi. Euro bölgesi ülkeleri yeni kurtarma programı için 50 milyar euroluk bir özelleştirme fonu oluşturmasını da şart koşuyor. Kurtarma programının yürürlüğe girebilmesi için aralarında Almanya'nın da bulunduğu bazı euro bölgesi hükümetlerinin de kendi parlamentolarından onay alması gerekiyor. Araçları ateşe verdiler, taş fırlattılar. Yunanistan'da onaylanan reform paketinin oylaması esnasında binlerce vatandaş Sintagma Meydanı'na yürüdü. Ortalık savaş alanına döndü. Yunanistan'da sokaklar savaş alanına döndü. Üçüncü kurtarma paketinin ön anlaşması mecliste oylanıyordu. Reform paketi onaylandı ancak o esnada sokaklarda tansiyon yükseldi. Parlamento binası önünde toplanan protestocular da polisle çatıştı. Bazı göstericiler bankamatikleri ve mağazaların pencerelerini kırdı, çöp tenekeleri ve araçları ateşe verdi. Dışarıdaki gerginlik parlamentoya da yansıdı. Sevgili seyirciler, Yunanistan'daki son durumu Atina'da bulunan arkadaşımız Hasan Hacı ile görüşeceğiz. Hasan Bey, iyi akşamlar. İyi akşamlar Serdar Bey. Evet, oylama sonuçlandı. Dün gece itibariyle Yunanistan ateş ortamına girdi diyebiliriz. Görüntüler bunu gösteriyor. Peki bugün neler yaşandı ve bundan sonra Yunanistan neler bekliyor Hasan Bey? Serdar Bey, sizin de belirttiğiniz gibi biliyorsunuz kritik oylama dün akşam itibariyle görüşmeler başlamıştı. İki civarında da oylama yapıldı ve Yunan hükümetinin beklediği anlaşma için gerekli olan ön şartları içeren önlemler paketi geçmiş oldu. Şimdi Serdar Bey tabii pakete oylayan Avrupa yanlısı muhalefetin dışında Syriza ve küçük ortak bağımsız Yunanlar da tabii oylamaya katıldı. Yalnız Syriza Partisi'nden 39 fire verildiğini belirtelim. Bunların çoğunluğu hayır oyuydu. Sadece bir tanesi Syriza milletvekili oylamaya katılmamıştı. Tabii şimdi bundan sonra Başbakan Alexis Tsipras, Serdar Bey hem partisini toparlamaya çalışıyor, bir yandan da kabinede revizyona girecek. Zira hayır oyu kullanan 5 bakanı vardı dün akşam itibariyle. Evet. Şu anda bir toplantı devam ediyor Başbakanlık konusunda. Muhtemelen bu toplantıdan bir kabine değişikliği duyurusu çıkabilir Serdar Bey. Onun ötesinde biliyorsunuz 2,5 haftadır Yunanistan'da bankalar kapalıydı. 60 euroluk para çekme limiti vardı Serdar Bey. Bugün evet. İtibariyle Avrupa Merkez Bankası toplandı ve Yunan bankalarına yönelik acil likidite desteğini arttırma kararı aldı. Bu şu anlama geliyor. Önümüzdeki hafta pazartesinin itibaren Yunan bankaları yine vatandaşa hizmet vermeye başlamış olacak. Yalnız para çekme limitinin bir miktar yükseltilmesi bekleniyor. Öte yandan tüm hizmetler yerine getirilmiş olacak Serdar Bey. Tabii bu arada bugün İçişleri Bakanı bir açıklama yaptı. Bu da önemliydi. Zira şunu söyledi. Dedi ki Eylül ya da Ekim ayında Yunan hükümeti bir erken seçim ilanına gidebilir. Zira 39 milletvekilini kaybetmiş diyeceğiz artık. Çünkü azınlığa düşmüş oluyor parti olarak Syriza hükümeti. Bir erken seçime gidebilir ülke. Bu şekilde geçmiş olan anlaşmayı tekrar halkın güven oyunu alarak evet. Güçlü bir şekilde sürdürmeyi hedefliyor Başbakan Alexis Tsipras. Tabii bunların nasıl bir seyir içerisinde hareket edeceğini göreceğiz Serdar Bey. Ama öte yandan son bir not olarak düşelim. Dün akşam biliyorsun çok ciddi olaylar yaşandı başkent Atina'da. 40 civarında gözaltı vardı. Bunlardan 26'sı bugün savcılığa çıkarıldı ve ifadeleri alındı. Öte yandan yakılan araçlar, camları indirilen mağazalar, kırılan ATM'ler vardı. Bugün itibariyle de bunlar Atina'da
hem tamir edilmeye hem de yenileriyle değiştirilmeye başlandı. Bundan sonraki süreçte artık Avrupa ülkelerinin de Yunanistan'a sağlanan 3 yıl süreli 86 milyar euroluk kredi anlaşmasını onaylayan parlamento oylamalarına gitmeleri bekleniyor Serdar Bey. Hasan Bey, Yunanistan'daki gelişmeleri sizden almaya devam edeceğiz. Teşekkür ediyoruz size. Sevgili seyirciler, Hidayet Karaca'yı ziyaret etmek istedim, izin vermediler dedi. Türkiye'de özgür medyaya baskılara dikkat çekti. Avrupa Parlamentosu Yeşiller Grubu Eş Başkanı Rebecca Harms, Samanyolu Haber'e konuştu. Avrupa Parlamentosu Yeşiller Grubu Eş Başkanı Rebecca Harms, Türkiye'deydi. Samanyolu yayın grubunu ziyaret eden Harms, Samanyolu Haber'e konuştu. Özgür Türkiye, özgür basın susmaz. Harms, Silivri cezaevinde tutsak olarak tutulan gazeteci Hidayet Karaca'yı ziyaret etmek istediğini ancak kendisine izin verilmediğini belirtti. Büyükelçiliğimiz vasıtasıyla Hidayet Karaca'yı ziyaret etmek istedim. Ancak aile dostu değilsiniz deyip izin vermediler. Ahmet Şık'ı da ziyaret etmiştim birkaç yıl önce. Onların da ailesinin bir üyesi değildim. Türkiye'de özgür medyaya baskıya dikkat çeken Harms, muhalif medya çeşitli yollarla sindirilmeye çalışılıyor dedi. Muhalif medyaya karşı bir güç mücadelesi var. Sadece tehditler ya da hapse atma şeklinde değil. Aynı zamanda vergi ya da başka cezalarla, yaptırımlarla büyük medya gruplarına karşı bir tavır gösteriliyor. Tecrübeli Alman siyasetçi daha önce Başbakan Ahmet Davutoğlu'na çok ağır bir mektup göndererek tutuklu gazeteci Hidayet Karaca ve 62 emniyet mensubunun serbest bırakılması kararı sebebiyle apar topar gözaltına alınarak tutuklanan hakimler Metin Özçelik ile Mustafa Başar'a yapılan muameleyi yasa dışı olarak nitelendirmiş, hakim Özçelik'in eşi Doktor Hatice Özçelik'in de hiçbir gerekçe gösterilmeden çalıştığı Bezmi Alem Üniversite Hastanesi tarafından işten çıkarılmasına tepki göstermişti. Harms o tepkisini bir kez daha dile getirdi. Adına demokratik denilen bir yerde hakimlerin hapse atılması ve ailelerini işten atmak akıl alır gibi değil. Harms 49 hakim ve savcının görevden alınması hakkında da konuştu. HSYK'nın yargıya müdahalelerini AB çok yakından takip ediyor. Sıcak hava dalgası bir hafta aradan sonra Avrupa'ya geri dönüyor. Meteoroloji uzmanları havaların 10 gün önceki gibi rekor seviyelere ulaşmayacağını ancak sıcaklıkların ciddi şekilde hissedileceğini açıkladı. Sıcak hava dalgası Avrupa'ya geri dönüyor. Sıcaklardan özellikle Fransa ve Almanya'nın nasibini alması bekleniyor. Merkezi Offenbach'ta bulunan Alman Meteoroloji Dairesi havaların 10 gün önceki gibi 40 derece olan rekor sıcaklığa ulaşmayacağı ancak yer yer sıcaklıkların 38 dereceye kadar yükseleceğini açıkladı. Aşırı sıcakların Almanya'nın güneyinden yavaş bir şekilde başlayıp ülkenin tamamına yayılacağını belirten uzmanlar sıcaklığın yarın en doruk seviyeye ulaşacağını bildirdi. Hafta sonu ise yağışlarla birlikte sıcaklığın 25 ila 30 dereceye kadar düşmesi bekleniyor. Bu arada Fransa'da geçtiğimiz haftalarda etkili olan sıcak havalar 700 can aldı. Sağlık Bakanı Marisol Touraine geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre ölüm oranının %7, acil servislere gitme oranının da 3 kat arttığını ifade etti. Sevgili seyirciler, şimdi ekranlarınıza para piyasalarındaki son durumu getiriyoruz. Dolar 2 lira 65 kuruş, euro 2 lira 89 kuruş, altın 97 lira 75 kuruş, petrol 57 dolar 47 sent. Ve sırada hava durum var. Hamburg gök gürültülü yağmurlu 16 ila 30, Berlin az bulutlu 18 ila 32, Köln az bulutlu 17 ila 31, Frankfurt az bulutlu 20 ila 34, Stuttgart az bulutlu 21 ila 34, Münih güneşli 18 ila 34 derece. Amsterdam az bulutlu 15 ila 22, Brüksel güneşli 14 ila 27, Paris güneşli 16 ila 31, Londra az bulutlu 11 ila 23 derece. Madrid az bulutlu 22 ila 37, Roma güneşli 24 ila 36, Viyana güneşli 21 ila 36, Bern güneşli 18 ila 35 derece. Oslo güneşli 10 ila 21, Helsinki parçalı bulutlu ve yağmurlu 11 ila 19, Kopenhag güneşli 14 ila 21 ve İstanbul az bulutlu 21 ila 28 derece. Samanyolu Avrupa Haber Merkezi'nin hazırladığı haber bültenini seyrettiniz. Bu haberlere ve daha fazlasına samanyoluhaber.ev adlı internet sitemizden ulaşabilirsiniz. Samanyolu Avrupa yayınlarını da yine sitemiz üzerinden izlemek mümkün. Yarın akşam aynı saatte buluşmak dileğiyle, hoşçakalın.